Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Son dakika gelişmesini aktarmıştık sizlerle ilgili. Fenerbahçe bölümüne geçtiğimiz zaman çok daha detaylı konuşacağımızı söyleyelim. Bu konuyu tabii ki Beşiktaş'ı Trabzonspor'da detaylıca konuşacağız ama Galatasaray bölümümüzü ben tamamlamak istiyorum. Malum akşam Rangers'la çok kritik, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Sarı Kırmızılar. Bu arada bir son dakika daha geldi, hemen aktaralım. Trabzonspor Canini ile Prensip'te anlaştı. Son görüşmenin ardından golcü oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Canini bir santrfor oyuncusu ve El Ahli forması giyiyor. Bu bilgiyi verelim. Sörloth'un ardından Trabzonspor'un bir santrfor arayışı vardı. Canini ile Prensip'te anlaşıldığını söyleyelim. Bu oyuncunun Türkiye'ye davet edileceğini de belirtelim. Taner, hemen bir cümle alayım senden, evet, istersen bu son dakika ile ilgili, daha sonra yine devam edelim. Golcü ihtiyacının olduğu zaten artık çok net. Oynanan maçlarda da şunu gördük ki Trabzonspor geçtiğimiz yıllardaki, hatta geçtiğimiz yılın tamamından da kastedebiliriz. Sörloth da varken. Çok özür dileyerek sözünü keseceğim. Buyurun. Şimdi Canini transferinin detaylarıyla ilgili yine muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Yunus Emre, söz sende. Teşekkürler Ezgi. Size ve stüdyodaki konuklarınıza da iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Sörloth'un transferinden sonra forvet hattına Benik Afobe'yi transfer etmişti ama o bölgede bir alternatif arayışı da devam ediyordu. Hem rekabet edebilecek, belki direkt 11'de oynayacak. Zaman zaman hocanın oyun anlayışına göre çift forvet oynayabilecek bir pivot santrafor arayışı vardı Trabzonspor'un. Yapılan görüşmelerden sonra yani Tavares'de prensip anlaşmasına vardı bordo mavili takım. Ama şunu hemen üstüne basarak söyleyeyim. Asıl hedef başka bir forvet oyuncusu, daha genç bir forvet oyuncusu, Belçika'dan daha genç bir forvet oyuncusundan hamasına rağmen, özür dilerim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bu sözleşmesini karşılıklı feshetme konusunda anlaştı ve bu transfer gerçekleşirse bedelsiz olarak Trabzonspor kulübüne gelecek Cani Tavares ve Trabzonspor kulübü de oyuncuyla 2+1-3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Forvet arkası ve sağ kanatta alternatifli bir oyuncu olarak görev yapıyor Cani Tavares. Daha önce Portekiz'de Benfica, Nacional gibi takımlarda da forma giydi. Ardından bir Meksika macerası var. Santos'a gitti ve oradan da El Ahli kulübüne transfer olmuştu. Ama sorunlar yaşayınca boşta kaldı, boştaydı ve Trabzonspor'la şu an itibariyle prensip anlaşmasına varmış durumda. Dediğim gibi Belçika'daki oyuncuyla alakalı gün içerisinde Trabzonspor kulübü bir gelişme yaşanmazsa Cani Tavares'i Trabzon'a davet edecek ve bu konuda kendisiyle sözleşme imzalanması planlanıyor. Bu oyuncu dışında stoper bölgesi içinde Erik Svechenko ile ilgili olarak çok uzun zamandır temas halindeydi Trabzonspor kulübü. Ancak oyuncunun kulübü Midyant dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Praha ileyince açıkçası Trabzonspor'a transferi şu anda çok çok zor bir ihtimal haline geldi. Hatta neredeyse ortadan kalktı diyebiliriz. O yüzden daha farklı alternatiflere yöneldi Trabzonspor kulübü. Bir diğer noktada sakatlarla ilgili de bilgi verelim. Uğurcan Çakır'ın Gaziantep maçı kadrosunda yer almasını beklemiyoruz. Abdülkadir Parmak'la Kamil Ahmet Çörekçi saat 14.30'da yapılacak antrenmanda. Kendilerini deneyecek ve buradaki durumlarına göre teknik ekip maç kadrosunda olup olmayacaklarına karar verecek. Evet, Yunus Emre Sel'e de verdiği bilgiler için çok teşekkür edelim. Canini ile prensipte anlaşıldı ve detayları da muhabir arkadaşımızdan aldık. Trabzonspor bölümümüze geldiğimiz zaman çok daha detaylı konuşacağız tabii ki. Ama Taner, istersen cümleni tamamla, evet, Canini transferiyle ilgili, sonra Galatasaray'la biz yine devam edelim. Şimdi her ne kadar Yeni Malatya karşısında çok etkili bir işte Afobe ya da diğer transferlerin performansını görsek bile Yeni Malatya Spor nezdinden oyunu okuduğumuz zaman kötü bir transfer dönemi geçirmiş. Henüz daha lige tam olarak adapte olamamış bir Yeni Malatya takımı vardı. Şimdi, ligin diğer haftalarına baktığımız zamansa geçtiğimiz sezona göre rakip kaleye çok daha az gidebilen, kaleye şut atmakta zorlanan, ceza sahasına girişleri azalan bir Trabzonspor var. O yüzden golcü arayışı, bir golcü daha aramaları çok doğaldı. Umarım hayırlısı olur. Peki, dediğim gibi daha detaylı konuşacağız ama şimdi bu akşam oynanacak Rangers Galatasaray mücadelesine ben geri dönmek istiyorum. Zira ülke puanı açısından
çok çok kritik bir mücadele olacak malum. İskoçya ve Ukrayna ile biz şu an çekişme halindeyiz ve toplayacağımız her puan Şampiyonlar Ligi'ne ve hatta UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım açısından çok çok kritik olacak. Bu anlamda da İskoçya takımı bizim doğrudan rakibimiz ülke puanı açısından. Volkan, neler söylersin? Programın başında dedim ki İskoç futbolu eski havasında değil. İşte eski yatırımlar yapılmıyor. Rangers'ın iflasından sonra büyük bir sekteye uğradı vesaire dedim. Türk futbolunun da yaptığı yatırımlar ortada yani. Bugün işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, hadi Beşiktaş'ın son dönemde biraz kadro erozyonuna uğradığını söyleyeyim ama işte Sörlot'u satabiliyoruz vesaire. Yani birçok değer var ligimizde. Birçok takımımızda çok önemli oyuncular var. Başakşehir zaten ayrıca komple takım olarak çok değerli bir takım. Fakat bu kadar yatırıma rağmen İskoçya ile mücadele ediyoruz. İşin bir de trajikomik tarafı bu. Hadi Ukrayna, Dinamo Kiev ve Shakhtar dolayısıyla onlar yatırım yapan kulüpler rekabet edebileceğimiz bir ülke olsun ama İskoçya ile bizim aynı seviyede Avrupa sıralamasında yer alıyor olmamız bence bizim futbolumuz adına da çok fazla düşünülmesi gereken şeyin olduğunu ortaya koyuyor. Maalesef işte son dönemde bu FFP dolayısıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin özellikle bonservissiz transfer yapamıyor olması, pardon bonservisle transfer yapamıyor olması, mecburen hep işte bedelsiz yaşlı oyunculara yönelmek durumunda kalmaları biraz bizi Avrupa arenasında dışarı attı. Yani işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı, Fenerbahçe'nin yönetim ve işte felsefe değişikliğinden sonra yaşadığı sıkıntılar, Avrupa'ya gidememesi gibi durumlar. Yani bizim sonuçta bunlar hani en değerli markalarımız Avrupa çapında söylüyorum. Bu takımların çok fazla Avrupa'da görünememesi bunların sonucu bu. Beşiktaş son 5 yılda en çok puan kazandıran takım ama işte o da maalesef PAOK ve Rio Ave karşısında aldığı mağlubiyetlerle Avrupa'ya veda etti. Yani Sivasspor şu an artık gruplarda bizim umudumuz olacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi kurası ve umuyoruz bu akşam itibariyle Galatasaray'ı da bu ekibin içine katacağız. Bu ekiplerin içerisine katacağız. En azından 3 takımla mücadele edelim. Keşke gönül isterdi ki yani 5 takımla mücadele edelim ama maalesef Alanya ve Beşiktaş elendiler. Beşiktaş'a çok üzüldüm. Yani Beşiktaş gerçekten eleyebileceği bir takımdı izlediğim kadarıyla maçı. Yani gruplara sonrasında Milan gelecekti muhtemelen ama gruplara sonuçta kalma ihtimali vardı oturu geçseydi. Ya alınan kim gelirse gelsin bir sonraki turda alınan tek bir puanın dahi artık çok çok kritik olduğu bir süreçteyiz. Yani o açıdan çok üzüldüm ama umuyorum Sivas, Galatasaray, Başakşehir üçlüsü de bizi bu yarışta Ukrayna'nın önünde tamamlatır. Dileriz ki öyle olur Taner. Dilerim öyle olur. Ben bu sürece bile bile Lades adını takabilirim, koyabilirim. Çünkü biz gerçekten bile bile Lades olduk. Olay ben geliyorum dedi, yıllarca dedi ama Avrupa'ya giden takımlarımız umursamadılar. Doğru bak, ondan söylemeyeyim. Ve bile bile Lades olduk. Neden umursamadılar? Mesela bu sene Rio Ave maçına çıkan Beşiktaş kadrosu. PAOK maçına golcüsü çıkan Beşiktaş. Bugün gidiyorsunuz, Kalinic'i almaya çalışıyorsunuz. Vereceğiniz para Burak Yılmaz'a vereceğiniz parayla aynı. Burak Yılmaz'ı niye gönderdiniz? Kontrat bedelleri yüzünden. Ya Kalinic? Daha pahalı. Niye, o zaman niye PAOK maçına yedeklerle çıktın? Daha pahalı. Pardon, golcüsüz çıktı. Daha pahalı belki de. Şimdi bile bile Lades oluyoruz. Sürekli kendimize cepten yedik. Evet, Beşiktaş son 5 yılın en çok puan toplayan takımı. Ama o en çok puan topladıkları sezon 2016-2017 sezonu ve UEFA ülke puanında son 5 sezon ortalaması alınıyor. Yani önümüzdeki sene o sezon dışarıda kalıyor artık. Tabii. Öyle 10 seneleri topluyorlar. Hani son 10 yılın en çok toplayanı biziz. Olmuyor. Yani biz artık kendimizi Beşiktaşlısı, Fenerbahçeliyse, Fenerbahçeliyse Galatasaraylıyla karşılaştırmak yerine kendimizi bir Shakhtar Donetsk'le, bir Dinamo Kiev'le, bir Rangers'la karşılaştıralım ki bir yere gelelim. Bu konuyu eleştiriyorsun. Taraftar diyor ki ama biz son 10 yılın en çok puan toplayanıyız. E ne yapalım? UEFA da bana ne diyor? UEFA son 5 yıla bakıyor. Seneye ona da bakmıyor. 16-17'de gidiyor. Seneye ne oluyoruz biliyor musunuz? Danimarka'ya da geçiliyoruz. 15. sıraya düşeceğiz. 15'ten başlıyoruz. Bak 10. sıradaki ülke takımı direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gidiyor. Burayı kaybettik.